İşte Şehriban Gelin'in 16 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Poğaça, yaprak sarması, gelin pastası, haşhaşlı şekerpare ve çikolata soslu muhallebi masadaki lezzetlerden bazıları. Robotlarımız gene buradalar. Evet. İçecek servisi konusunda falan yardımcı olacaklar galiba. Çok güzel görünüyorlar. Ben renk kattığını düşünüyorum. Ezgi Hanım, ben zaten robota benzetememiştim. O yüzden beğenmedim bu şekilde. Nasıl başımızda olmaları. O şekilde olsaydı daha farklı olabilirdi. Kafa arada böyle olur ya. Ezgi Hanım, belki öyle lezzet oyunları da vardır, yaparlar. Bir yapabiliyor musunuz? Işıklar falan çok vasat. Bak, ben de ki robot oldu mu şu an? Yok, hala değil. Neye benzettin? Ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sen yemekleri robotlara mı yaptırdın yoksa? Yok, kendim. Ben de şüphelendim. Çeşitlerde zaten çok az. Yani yarı robotlar çok marifetli gözüküyor çünkü yemekleri onlar da yapmış olabilir bence. Yok, sadece sunum amaçlı buradalar. Yemekler hepsi bize ait. Kaç çeşit var şu anda? 15 galiba, yanlış saymadıysa. Sen çeşit az buldun. Aynı ama. Hayır, lafın da kaynamasın. Bak, ikiniz aynı anda konuşurken lafı kaynadı, dedi ki ben çeşidi az buldum dedi. Benim kulak her yerde. Çeşidi az buldum. Bu ikisi aynı çeşit zaten. İçeriği farklı olabilir ama. Biri katmer, biri gözleme. Aynı şey değil. Onun dışında sen 30 çeşit yaptın diye biz de 30 çeşit yapacak değiliz. Senin yapabildiğin oydu, benim yapabildiğim bu kadardı. Yine de elinize sağlık, fakat biraz daha fazla çaba olabilirdi. Şu yaprakların orada ne işi var masa örtüsünün üzerinde peki? Onu birazdan anlatacağım. Bat yerken gösterecektim ama... Hatta göstereyim. Yöresel lezzetleri önce bir say hayatım. Çeşitli az buldular, neler var? Bat var, Tokat yöresinin güzel lezzeti. Çökelekli katmer var. Kadayıf dolması var, Erzurum yöresine ait. Su böreği var. O zaman nasıl yeniyor? Gösterir misin Batı? Hemen göstereyim. Senin tabii yapraklar Tokat'tan geliyor, memlekette. Oturanlar var mı Bağbahçe? Yok, öyle tanıdık yok yani. Tanıdık yok. Ha, bağ kalmadı. Yok, kalmadı. Şöyle göstereyim. Sarıyoruz yeşil mercimekle. Evet. Rap atıyoruz. Hani dolma sararken yiyenleriniz var mıdır? Ben çok severim, ben de öyle. Severim. Ben de çok severim. Böyle bu şekilde... Afiyet bol olsun canım benim, kendin yapmış gibi ye. Ellerine sağlık. Çeşidi az dedi. Sen nasıl buldun hayatım? Seni böyle karnını kıpır kıpır eden lezzetler var mı? Yani çeşidi çok az değil. Gene el emeği uğraşmış, yapmış. Tabii arkadaşımız dün daha çok uğraşmış. Onunki ayrıydı. Ama bence güzel şeyler var. En azından yöresel ait şeyler de var. Benim hoşuma gitti. Sadece biraz daha renkli tarz bir şey beklerdim. Ne gibi? Masa örtüsünde mi? Yok, yiyecekler konusunda. Beni cazip etmedi şu an bebişim buna. Salatası. Hayır dedi. Hayır dedi. Anne karnında neler öğreniyorlar. Renkli bir şeyler derken? Evet, yani bu renkli tatlılar tarzı falan oluyor. Ha, süslü bir şeyler istiyordum. Evet, kahverengi tonlu yemekler var, yiyecekler var. Birbirine benziyor. Onun dışında masası güzel. Uyumlu mu? Evet, uyumlu. Ben beğendim. Sadece sunum tabakları cam kabın içinde olmasaydı o daha hoş durdu. Diğerlerine uyardı en azından. Kadayıf dolmasını mı özellikle kastediyorsun? Evet, onu kastediyorum. Şekerliğe değinilmek istiyorum. Toz şeker kullanmış. Yani küp şeker kullanabilirdi onun yerine. Daha iyi olurdu. Onun dışında ben her şeyi beğendim, güzel. Bu gelinlerimin çok dikkat ettiği bir şey gerçekten. Özel misafirlere toz şeker ikram edilmez diye. Sen buna katılmıyorsun. Ben buna katılmıyorum, o yüzden bunu koydum bu şekilde. Şeker kullananınız var mı? Ben. Evet, ben. Sizler kullanıyorsunuz. Küp şeker olmalı mı? Olabilirdi ama... Sorun değil. Sorun değil benim için. Bir saniye ya, sen az önce hani renkli bir şeyler istiyordun. Hepsi kahverengi derken ne demek istediğini anlayamadım. Yani genelde hep hamur işi tarzı şeyler var. Biraz daha böyle renkli, bizi cazip edecek tatlılar olabilirdi. Mesela? Denge yok bence masada. Mesela limonlu cheesecake olabilirdi. Arkadaşımızın yaptığı tarzda kap tatlılardan olabilirdi. Süslü falan, süslü bir şeyler istiyor. Tek renkli olabilirdi. Salatası sanırım. Onu da benden mi gördün acaba? Hayır, alakası yok. Benim önceden hazırlanmıştı yani. Peki, öyle olsun. Taze değil mi yani bunlar? Taze, dün yapıldı. Ondan bahsetmiyorum. Sadece hani menü önceden belirlenmişti. Menü belirliydi. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yaprak sarmasına galiba acı konulmuş. Bence beni düşünerek bu... Acı konulmamalıydı. Acı mı olmuş? Evet, biraz acı olmuş. Bebişim yandı içeride. Kusura bakma. Alıştır bebişi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Çeşidi gayet yeterli buldum. Sadece bu bardakları uyumsuz buldum. Yani sadece demeyeyim, bunu uyumsuz buldum. Peçete... Günlük mü geldi sana bardaklar? Evet, çok günlük geldi. Çay bardağıyla hiç uymamış. Peçeteliğini beğendim. Hava katmış. Hoşuma gitti. Farklı en azından. Hep aynı şeyleri görmekten sıkıldık. Yüzüğü uyumlu mu? Yüzüğünü beğendim zaten. Hep aynı modelleri görüyoruz ya, bu bir farklı geldi bana, yeni görüyorum. Ben yüzüğün aslında alt nanına benzettim Ezgi Hanım. O şekilde geldi. Neye benzesin isterdin? Güzel gelin. Yani çok şık olmalıydı bence peçete yüzüğü. Sonuçta bir davet sofrası, misafir sofrası. Bu yeteri bardaklar da zaten günlük. Ama. Kaşık takımı da aynı şekilde günlük. Cam yoğunlukla kullanılmış. Şuradaki iki katlı gold tabağı da beğenemedim aslında. Çünkü gümüş ağırlıklı olmasına rağmen orada tek parça olarak kullanılmış. O olmasa daha iyi olabilirdi. Bunu sen mi söylüyorsun? Dün cam kap, porselen tüm karışımları yapan kişisin. Ama en azından bir tane karışım da benimki. Renk katıyordu hepsi. Ben de sadece kurabiyelik bulamadım, onu kullandım yani. Bardakların günlük olduğunu belirtmiştim. Şuradaki servis kaşığı da çok büyük geldi. Bunu neyde kullanacağız acaba? Kuskus salatasına koyabilirsin canım. Evet. Biraz daha küçük olabilir. Ezgi Hanım, bir de benim dikkatimi çeken şey, dün de aynı tartışmayı arkadaşımızla yaşadık. Sofrada su yok. Özellikle en olması gereken şey. Ben de ilk ona bakıyorum. Evet. Su yok. Yani biz gene takılsak etsek Tuğçe arkadaşımız gibi doğal yöntemlerle mi sen de yardım edeceksin? Hiç es geçmiyor. Bu arada ilk yardım eğitimi de aldım yani. Yapabilirim yani, yardımcı olabilirim. Ay Allah'ım göstermesin. Allah korusun da. Robot Bey, ben içecek alabilir miyim acaba? Bizim Türk usulü, hem seslenip hep dokunmak. Bana bak hu! Çok da kibar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Memnun oldun mu? Oldum, evet. Sana bir şey soracağım, beğendiğin bir şey var mı? Beğendiğim bir şey var mı? Yemek takımlarını beğendim Ezgi Hanım, onu söyleyecektim. Çay bardaklarını beğendim, kristal, ama pek yakıştıramadım. Hepsi kendi üzerinde güzel parçalar fakat birbiriyle uyumu yok. Tek başına güzeller. Evet. Çok beyaz buldum masayı. Masa örtüsü de beyaz renk, tabaklar da beyaz renk. Pek beğenemedim açıkçası. Evet, renk yoktu. Evet, Tuğçe masa örtüsü beyaz dedi. Yemekler beyaz diyen bir gelinim var. Ben masa örtüsünü ve mendillerini beğendim. Üzerindeki tokayı daha farklı belki tercih edebilirdi ama gümüş olmasını yine uyumlu buldum. Kaşık, çatal takımlarını da beğendim. Sadece ben de bardakları uyumsuz buldum. Çay bardağı kendi halinde arkadaşımın dediği gibi güzel olabilir ama su bardaklarıyla ve meşrubat bardağıyla uyumsuz bence de. Günlük olduğunu düşünüyor musun su bardaklarının? Yani daha günlük kullanılan bir model. Siz bir şey içmek ister misiniz? Pardon Robot Bey, bir şey içmeyeceğim ama bana gold kurabiyeli uzatır mısın? Kurabiye alacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Ezgi Hanım, ben bir de içeceklere yorum yapmak istiyorum. İçecekler sanırım hazır. Yani özenip de kendisi bir şeyler yapabilirdi. Onu beğenmedim. Sürahideki nedir? O soğuk çay. Soğuk çay. Evet. O da hazır. Evet, tabii. Hazır. Burada da gazlı içecek tercih etmişsin. Yani ben pek doğru bulmadım ve pet şişede sunmuşsunuz. Başka nerede gazlı içecek tercih ettim ki? Boza da gazlı bir içecek olduğu için arkadaşımız rahatsız olabilirdi. Hamile olduğu için diyorsun, hazır içecek var. Yani burada da gazlı içecek var. Sana aslında böyle kefir vermek lazım, ayran vermek lazım. Evet, ben ayran biraz daha düşünün. Lütfen gelin, üzüldüm. Lütfen hamile gelinimi düşünün. Küstüm. Ben de aslında şurada bir tiramisu mu acaba şu tabaktaki? Evet. Ondan bir tane alabilir miyim Robot Bey? Hiç daha önce Robot böyle size ikramda bulunmuş mu? Yok. Aslında güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Keşke her evde olsa. Şöyle ben. Gerçek robotlar olsun ister misin evde? Evet. Buradan eşime gönderme yapmak istiyorum. Eşin çay servisi isteyecek. Robotu mu göndereceksin? Evet. Evet. Ben de kızımla ilgilenirim. Ev işlerini yapmam. Bence kendine çeliştin. Başta beğenmediğini söylemiştin. Tamam. Ben zaten görüntüsünü beğenmedim. Kendi evim olsa daha şık bir robot tercih ederdim. Şık? Evet, şık bir robot tercih ederdim. Payetli olabilirdi mesela. Benim evime yakışır bir robot. Kına gemisi gibi. Ben şimdi salatayı ve eşine o payetli robot çay ikram edecek. Evet. Ezgi Hanım, ben şimdi salata yiyecektim. Hazır yemişken Tuğçe arkadaşımıza da bunu sordu ya, nasıl kullanılıyor diye. Onu da göstereyim. Bak canım, böyle alacaksın. Görüyor musun böyle dolu dolu? Nasıl alındığını biliyorum. Sonra böyle koyacaksın tabağına. Bence gayet güzel. Bak, bir kaşık da hemen koydu. Kaşık olabilirdi. İşini kısadan hallettik. Gördün mü? Ben iki kere de alabilirim. Sen kürek gibi olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, evet Ezgi Hanım. Siz katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Ezgi Hanım, buna kürek diyen zaten kördür bence. Arkadaş dün benim gözlüklerime laf yaptı ama bir doktora gidip kendisine gözlük alması gerekiyor. Gayet büyük olduğunu ben düşünüyorum. Kızlar zaten ben ne dersem tam tersini söylediği için bugün beğendiklerini düşünüyorum onların. Eklemek istediğiniz, merak ettiğiniz gelinler. Masa örtüsünün fiyatı nedir? 1000 liraydı. Yeni aldım. Yok, bayağı oldu. 7 ay falan oldu. 7 ay önce 1000 liraya aldım. Peçeteliklerle beraber. Evet, peçeteliklerle beraber. Yemek takımlarının fiyatı ne kadar? 6500. Onu ne zaman aldın? 2 sene önce falan. 6500. Evet. 12 kişilik yemek takımı. Evet. Bu bardak setini ne kadar aldın? Bugün konuşulan, bir de altınlı yüzükleri denilen... 700 lira olması lazım. Su takımı 12 evet, kişilik. 12 kişilik. Başka çay bardağı takımı konuşuldu. Tek başına güzel ama masayla uyumlu olmadığı söylendi. Evet, aslında ben de katılıyorum bu konuda. Bak, seviyorum böyle. Diyor ki ben katılıyorum. Sen de uyumsuz bunu. Niye aldın o zaman evine? Bunlar ayrı ayrı olmuştu. Böyle kombinledim ama olmamış olabilir. Olmamış. Masayı koyduktan sonra fark ettin değil mi ablacığım? Aferin sana. Bak, dürüstçe diyor. Bardakların günlük olmasını kabul ediyor musun? Evet. Aynısı bende de vardı. Ben tercih etmedim. Daha şık bir model olmasını. Benim aslında daha şık bir modelim olsaydı tabii ki koyardım ama ben hani öyle tercih etmedim. Kayaklı bardakları tercih etmedim. Bu şekilde bunları almak istedim. Yani. Aldıktan sonra pişman oldun. Yok, olmadın. Olmadın. Evet. Günlük olduğunu düşünüyorsun. Ama anladım ben. Aslında bizim misafirlere günlük gelmiyor ama... Anladım. Gelin evine göre evet, diyorsun. Evet, gelin evine göre günlük olabilir ama normalde günlük değil. Öyle bir takım anlayıp bugünden sonra düşünür müsün? Düşünebilirim, evet. Olabilir diyorsun. Evet. Bu günlük kaşıkların fiyatı nedir peki? Günlük kaşık değil, 12 kişilik misafir kaşığım. Yanlış hatırlamıyorsam 3500 lira. Halinde almıştım evet. Böyle o zamanlar vardı, sandıkta satılan. O şekilde mi aldın? Yok, öyle değil, o şekilde değil. Sandık, sırf içinde o sandıkta olsun diye alıyorlardı. Evet, oradan çıkarıp kullanıyorlardı bir ara. Çok modaydı. Misafirler gidince tekrar sandıklara konuluyordu. Evet, evet, konuluyordu. Ay, ne kadar yer kaplayan bir şeydi o da. Sende de mi vardı? Hayır, bende yok Ezgi Hanım ama duymuştum. Duymuştum. Ellerine sağlık, emeği geçen herkesin çok teşekkür ediyorum. O zaman güzel gelinim Şehriban, sevgili eşi Ferdi ile nasıl tanışmış devam ediyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.